So I will start with a question for you. The film opens with your voice. You're addressing your aunt, and you say that the film is it's your story as much as hers. And I'm wondering if you can expand on that a bit. Evet, yani anlaşılacağı üzere gerçek bir hikaye 15 yıl önce gerçekleşmiş bir cinayet hikayesi. Yes, it's true. It's based on a true murder story that happened 15 years ago. Soruşturma dosyalarına 2 yıl önce ulaştım, 1,5-2 yıl önce ve onları okumaya başladım. I reached to the investigation files by the police a couple years ago and then I started reading them. Ve yani bu tabii ki de hayatımın merkezinde olan bir hikayeydi. Hiçbir şekilde benden hani saklanmadı. Ben 10 yaşındaydım bu olay olduğunda. Ama bir şekilde hep kendi bana ait bir hikaye değilmiş gibi düşünüyordum nedense. My family never kept this as a family secret. And I always thought that it was part of my life. Ve bu raporları okuyunca şeyi fark ettim. Aslında orada geçen mekanların hepsi aynı zamanda bir kısmı, hepsi olması da bir kısmı çocukluğumun mekanları. Oradaki, orada zaman geçirdiğimi hatırlıyorum. Anneannemin evini hatırlıyorum vesaire. When I read the investigation files by the police, I realized that the places testified in the police reports are places that I were at. For example, my grandmom's apartment that's shown in the movie. Ve aslında her şey bu mekanları tekrardan ziyaret etmek istememle başladı. Everything for the movie started when I decided to visit the places in the movie. Sonra da işte o yapı structure ortaya çıktı. And that's how I started to structure the whole story of the movie. So it sounds like you started with places and location. I'm just wondering how you ended up with this very striking two-part structure then, where what you're describing sounds more like the first part of the film, the first, you know, 20 plus minutes or so. But I think the power of the film is really the contrast between the dryness of the first part and this sort of the more emotional, intimate second half. So I'm wondering if you can talk about how the structure came to mind. İlk baştaki fikir aslında gerçekten şeydi. 70-80 dakika boyunca sadece mekanlardan oluşan bir film yapma fikriyle yola çıktım. In the beginning I thought that I just wanted to make a movie for 70 to 80 minutes of just showing stale shots of places and locations. Ama her zaman içimden, yani her zaman aslında böyle bir gecede geçen iki insanın konuştuğu, iki insanın havadan sudan konuştuğu bir film yapma isteği vardı. Biraz böyle yüzeysel görünen ama yüzeysellikte yakalanabilecek bir derinlik olabilir mi sorusu vardı aklımda. But I always wanted to make a movie based on conversations between two people, pretty much focusing on their very mundane everyday conversations and showing that there could be and asking that there could be you know, certain depth within the very superficiality of everyday conversations. Ve en çok korktuğum şey aslında bu hikayeye çok yakın olduğum için belki de yargılayarak yaklaşacak olmamdı. Ve bu In the beginning I was concerned that because this story is part of my life, I could be a little biased about making a movie. Biraz bunun üzerine düşünürken ikiye bölmek ve ilk kısımda mekanları, ikinci kısımda ilk gece One Night Stand'ı izlemek fikri ortaya çıktı. Çünkü That's why I thought that for the first half of the movie I was just going to show the still shots of places and then for the second half the first night and the One Night Stand between the two characters. Ve şey çok ilginçti. Mesela bir test gösterimi olduğunda hatta bunu bir Amerikalı söylemişti. Şey demişti. İlk kısım katilleri izliyoruz ve içimizden hani ne kadar soğukkanlı katiller bunlar diyoruz. Ama ikinci kısım
aa ne kadar tatlı diyoruz ve bu gece bu bizim gecemiz de olabilirdi diyoruz ve aslında seyircinin oradaki konumu değişmeye başlıyor. When I discussed this movie idea, I had some feedbacks for the first half that it could sound like a very cold story about a murder, and then for the second half, then we see a very warm, the beginning of a relationship of a couple, and then we can easily identify with its very simple story. Except. I don't think we easily identify because we've seen the first half, which I think really sort of complicates how we watch the second half, right? Bu bir şey işte, seyircinin konumunun aslında sürekli değişiyor olması ve seyircinin de aslında ne hissedeceğini, bence benim açımdan en azından tasarlamaya çalıştığım şey buydu. Ne hissedeceğini bilememesi ve bir yerden bir yere giderken aslında bu hikayeyi yargılamaması meselesi. It was pretty much my intention because I basically wanted to show that how the position of the viewer could change and then how we could judge the characters in the movie based on the structure of the story. Ki şey çok ilginç. Yani seyirci ne biliyor ve seyirci ne görüyor ve bilgiyle gördüğü şey arasındaki ilişkinin aslında biraz da bununla oynayan bir film. So the movie just plays with what the viewer sees and what the viewer thinks and then how could those two positions could change. Not thinking, maybe knowing things, yeah. The knowledge, because they know that it's murdered. Yeah. Could you talk about how you constructed the voiceover in the first half? I mean, you talk about this process of researching the files. That you alluded to it in your answer earlier, and also you talk about it in the voiceover. So was that voiceover constructed from the police reports? And I'm also curious why you chose the male versus female narrator for that first half. Aslında metin neredeyse %95 oranında dokunulmamış gerçek metin. O yüzden yani tekrardan yapılandırdığım bir metin değil kesinlikle. Investigation report'ta ne varsa onu kullandım. Sadece 12 sayfaydı. Tekrarları çıkararak 10 sayfa yaptım. It was actually almost up to 95% original of the police reports and I didn't rewrite it. I basically removed the repetitive parts and just shortened it from 12 pages to 10 pages. Aslında iki sebepten dolayı erkeğin çünkü elimde kadının da erkeğin de ikisinin de raporu vardı. Ama erkeğin kullanmamın sebebi erkek bu olayın eyleminde bulunan kişi olduğu için aslında seyirciyle birlikte olayı sanki tekrardan hatırlıyordu. Bir hatırlama eylemi var orada. Ve o mekanları ziyaret eden aslında çoğunlukla erkeğin kendisi. Bir buydu. Basically, I had access to both testimonies by the male and the female characters, but I wanted to use the male character, especially because I wanted to show that that how visiting those places back could bring back the memories. Bir diğer sebep de aslında ikinci kısmı yazarken ki full bir fiction kısımdan bahsediyoruz. Çoğunlukla teyzemle olan geçmişteki aslında aklımda kalan anıları da koyduğum bir ikinci kısım. Ve aslında yazarken diyalogları hep şeyi fark ettim. İkinci kısımda teyzeme daha yakın hissediyorum. O yüzden aslında ilk kısımda erkeğin sesini kullanmaya böyle karar verdim ya da kendi kendimi ikna ettim diyeyim. So the second part of the movie is it's completely fiction, but on purpose I wanted to use my aunt's story, and it's the story that I feel closer to. So that's why for the first part I wanted to use the male voice as the voice of the narrator. The way you talk about thinking about
landscape and place as a way to think of memory and trauma and aftermath is reminiscent of the film by James Benning called Landscape Suicide, which, and I think Benning in that film at least had a very particular idea of how looking at landscape is a way to sort of, you know, think about how landscape shapes behavior and how acts that transpire in certain places have a, like a sort of an impact on them. They sort of, how the acts haunt the landscapes in a way. And I'm wondering if that was what you had in mind too, or did you have a different idea of working with landscape? Yani James Benning'in sineması bir ilham kaynağı olduğunu söyleyebilirim kesinlikle. I can definitely say that James Bell's cinema is an inspiration for me. Yani onun filmlerini ilham verici, aynı zamanda sıkıcı buluyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. I find his movies both inspiring and boring at the same time, and that makes me happy. Ve Landscape Suicide fikrini aklımın köşesindeydi bu yapıyı kurarken de, kesinlikle ilham kaynaklarından biriydi ve şeyi söyleyebilirim. Landscape Suicide was one of the inspirations for me when I was writing the script for my movie. Ve yani James Benning'in sizin de bahsettiğiniz obje ve yani bakılan seyirciyle seyircinin baktığı landscape ya da obje arasındaki ilişki aslında bu filmin de temelinde olduğuna inanıyorum. So the relationship between the object that is looked at and the landscape, it's heart of Landscape Suicide, is also one of the backgrounds of my movie. I think the other thing that your approach shares with Benning maybe is in dealing with a crime this way, you kind of remove the psychology. And I'm wondering about your interest in that, because there's really not a whole lot about the psychology behind the crime, other than what little we hear in the first part of the film. Bunun biraz da nedeni olayın psikolojisiyle çok fazla bilgi sahibi olmamamdan kaynaklanıyor. Karakterlerin de psikolojisiyle ilgili. This is partly related to the psychology of the crime and that I didn't have access to it back in the day. Yani bu cinayetin neden işlendiğini kesin olarak ben hala bilmiyorum. I still don't know why they committed this crime. Ya artık aslında ilgilenmiyorum da. And it's no longer a concern for me. All right, I think we can take a few questions from the audience. Are there any hands? Yes, right here. So this was your grandmother that was murdered, is that right? Yeah. Can you talk about what happened to your aunt? No. Okay. Yani şöyle söyleyeyim, biraz sert oldu. Şöyle ki, bir suç işlendi ve bu suçun zanlıları hayatlarına devam ediyor. Ve yeni bir, kendilerine göre yeni bir hayat kuruyorlar. O yüzden onlara bir filmmaker olarak aslında saygı duymam gerekiyor. O yüzden benim ilgilendiğim kısım filmin bittiği noktada benim karakterlerle de ilişkim bitmiş durumda. Well, my answer was a little harsh, but let me put it this way. The people who committed this crime in the movie, they started their new lives and they still live on. And I basically, I have to respect their new path. So that's why I didn't want to give much about that. We can get a microphone to you in a minute. Yep, thanks. There's a quality of almost psychosis to the initial voiceover where you hear complete reversals of emotion, complete reversals of opinion about whether to have a relationship or not, whether to kill somebody or not. And I'm wondering whether that's something you find in the police reports and present in an unvarnished way, or whether you made some effort to flatten the affect
of that initial voiceover. Gerçekten soruşturma raporunda nasıl, ne kadar yer kaplıyorsa o kadar yer kapladı ve nasıl cümlelerle betimlendiyse öyle aslında yer aldı. Basically, I just stuck to the police report, and I reflected what was described about the affair in the police report. Benim aslında ikinci kısımda, kurmaca kısımda ilk geceyi seçmemin en büyük nedenlerinden biri aslında beni ilk gecede, one night stand'te iki insanın tanışmasında, birbirlerine kendilerini açmak istemesinde ama bir yandan açamamasında, bir saklı bir güç, bir ilişki, iki insan arasındaki bir gücü görüyorum, görüyordum aslında. O yüzden o gücün açığa çıkması için belki de o gece üzerinden yoğunlaşmaya çalıştım hikayeye. The reason that I focus on the first night, the one night stand, was simply to show that the power that could emerge from the relationship of the two people that just met. Kendilerini açmak istiyorlar ama açamıyorlar bir yandan ve onun bir gidip gelen gerilimi ve dengesi var. There's a tension and a balance between two people who, on the one hand, they want to open themselves to one another, but they also fail at doing it. Yep, here. Very thought provocative. Because you said you weren't interested in the psychology of it, it seems like we're left with a kind of complete, close to amorality of what they do, which kind of also did remind me of literature in the last century as well, too. So it's just kind of a comment. And yani bu konu hakkında ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Yani benim evet bu kadar. I really don't know what I can say about this actually. Yep. I really loved the breakfast scene. I could have watched that for like an hour straight, I think. I was just so zoned in. But I'm curious, why did you decide to film it that way, without their faces, without their mouths? Yeah, it's just a really different approach. Aslında en büyük ilham kaynaklarından biri, iki sene önce Berlin Forum'da olan Ricky'nin Notes on Appearance filminden bir kareydi o sahnenin. Notes on Appearance. Notes on Appearance. Yeah. So, Notes on Appearance. Did I get it correctly? It was the inspiration for that breakfast scene. I watched 2 years ago in Berlinale Forum, and I think the producer is here. But yeah. Sorry, the producer of the film is here. Yeah. Yeah, he's there. Ama neden o şekilde kullandığımla ilgili olarak da ya bazen filmi kurgularken filmi de kurgulayanlardan biriyim. Hep şey düşünüyorum. Çekerken de, yazarken de aslında sürekli kurguluyorum filmi ve hep şey düşünüyorum. Yani bir kesmeye daha ihtiyacımız var mı? Ve bu çok büyük bir soru benim için. When I edit the movie, I always ask myself, would I need another shot to cut? Ve o sahnede iki insan yemek yerken, elleri o kareye girerken ve birbirlerine ilk defa aslında birlikte oldukları bir geceden sonra rahat rahat konuşabiliyorlarken bir şekilde yüzlerini görmemize gerek yok diye hissettim.
I just felt like that when two people have breakfast together, when they eat together, when they're trying to communicate with each other first time after a one-night stand, I basically thought that there won't be any need to show their faces. Ayrıca ellere ilgim var. Also, I'm really interested in hands. All right, I think we can take one final question. Over there? Yep. Thank you so much. I was thinking about how much the film frustrates our desire to see, and you're resisting like showing us things, also taking on from that question. And I was thinking about another film about murder and landscapes, and which Once Upon a Time in Anatolia, which really kind of depends on like a visual epiphany and like really spectacle making. So is your film in any way a rejection of that mode of thinking about landscape, murder, and Turkish cinema? Yani bir frame kurarken aslında her zaman kadrajın içiyle dışı arasındaki ilişki beni çok ilgilendiriyor. Neyi dışarıda bırakıyorum ve neyi içeri alıyorum ve bunun nedenleri üzerine aslında düşünmem gerekiyor. When I try to build up a frame, I always think that what should I include in the scene and what should I keep out of it? Ve neyi bıraktığımda neyi içeri aldığım arasında da bir tabii ki de bir his, bir gerilim doğduğuna inanıyorum açıkçası. And I always think that there is some feeling and tension between what I keep out of the scene and what I try to show. Hatta bu yüzden de çoğu zaman çok fazla alternatifte çektiğim oluyor ki kurguda karar verebileyim. Çünkü filmin aynı zamanda hani yazılırken de çekilirken de kurguda da sürekli değiştiğine inanan biriyim. That's why I always shoot a lot of scenes and basically then edit them. And I always think that a movie is always open to changes as we edit them. Bir zaman Anadolu'da yani hiç aklıma gelmemişti. Ama evet, landscape kullanımı olarak yan yana belki düşünülebilir. Ama garip bir şekilde aklıma gelmemişti. I never thought that my movie resembles to Once Upon a Time in Anatolia. But now, considering it's Once Upon a Time Anatolia's use of landscapes, that I can see that there's a connection. Sorry? Different. Yeah, I think her point was that it's different and possibly even a rejection of that mode. Yeah, you're right. Great. Okay. You're right. All right, I think we have to wrap it up, but Burak, thanks so much for being here. Thank you for the film. Thank you, Burak.